Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir diziyle karşınızdayım. Biraz da enerji doluyum bugün. Evet, ama diziden kaynaklı da olabilir tabii bu. Çünkü dizi çok tatlı bir dizi. Şimdi, dizimizin adı Backstreet Rookie. Niye bu isim ya da acaba ne anlatıyor diye tahmin yürütemiyorsunuz ama izleyince final bölümünde ben anladım dizinin ismi niye böyle. Gerçi bence farklı isimler de olabilirmiş ama olsun. Dizi güzel sonuçta. İsmine çok takılmıyorum o yüzden. Zaten benim bittiğim noktalardan biri başroller. İnanılmaz. İnanılmaz isimler var başrollerinde. Başrollerini Kim Yo Jun'la Ji Chang Wook adlı oyuncularımız oynuyor. Dizimiz romantik bir dizi. 16 bölümden oluşuyor. Netflix'e yeni geldi. Çok olmadı geleli. Ama 2020 yapımı bir dizi. Bu arada ben ikisini de çok severim. Aşırı. Ama Ji Chang Wook'un yeri niyeyse bende ayrı pozisyonda. Onun dizilerine karşı ayrı bir sempati duyuyorum. Çünkü bence çok başarılı oynuyor. Yani onu gördüğümde bu dizi güzeldir diyorum. Tabii ki kadın başrolümüz de inanılmaz. Ben onun ama o kadar fazla dizisini izlemedim. O yüzden hani çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama hem Kim Yo Jun çok güzel ve tatlı. Hem de Ji Chang Wook hem yakışıklı hem de tatlı. İkisi bir araya gelmiş. Çok tatlı bir romantik diziyi oluşturmuşlar. Daha doğrusu canlandırmışlar diyelim. Şimdi ufak ufak konusuna geleyim ben. Konusu şöyle. Kim Yo Jun, John Seth Biol adında bir karakteri canlandırıyor dizimizde. Ji Chang Wook da Cho Dae-hoon adında bir karakteri canlandırıyor. Seth Biol, Cho Dae-hoon'la karşılaşıyor kendisi lisedeyken. Ve aslında dizinin başlangıcı da böyle oluyor. Fakat, nasıl söyleyeyim? Yani orada etkileniyor Seth Biol ve yıllar sonra bu ikilimiz bir araya geliyor. Ama nasıl bir araya geliyor? O da biraz sürpriz kalsın. Zaten bir kısmını klipte göreceksiniz. Dizide genel anlamda ikisinin ilişkilerini, yani ilişkileri doğru bir laf değil. Ama şöyle söyleyeyim. Seth Biol'un hayatını bolca gördüğümüz, aynı zamanda Seth Biol'un arkadaşları da var. Yan karakterler de çok güzel bir enerji vermiş diziye ve hepsi muazzam oyuncular. Kadrosu çok iyi bu dizinin bence. Çok tatlı bir romantik komedi dizisi olarak görüyorum ben bunu. Dediğim gibi konusu genel anlamda onların beraber geçirdikleri günler, aynı zamanda Seth Biol ne kadar orada çalışmak istese de Dae-hoon çok fazla istekli değil bu konuda. Acaba sebebi ne? Ve daha sonra ilişkileri nasıl değişecek? Bunları görüyorsunuz. Güzel bir dizi. Şimdi klibiyle sizi baş başa bırakacağım ama ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum size. Bildiğiniz üzere ben kanalımda drama ağırlıklı, hatta dramaları öneriyordum. Fakat şöyle bir karar aldım. Biraz daha aktif olmak istiyorum YouTube'da. Aynı zamanda sadece dizilerle sınırlı kalmasın dedim. Ve çarşamba günleri kanalıma yeni videolar yükleyeceğim artık. Biliyorsunuz benim, bilmiyorsanız da yeni izleyicimseniz, pazar günleri ben video atıyordum. Artık çarşamba günleri de video atmaya karar verdim. Çarşamba günleri ise daha çok film önerisi yapacağım kanalımda. Bunu da duyurusunu yapmak istedim size. Böyle onun da verdiği bir enerji var bende. Mutluyum. Biraz daha böyle kanalımda aktif olmak istediğim bir dönemdeyim. Şimdi klibimle sizi baş başa bırakıyorum. Ve ardından yorumlarla karşınızdayım. She's crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la. Crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing sha-la-la-la. The kind of girl who
She likes to give a smile to every stranger. She loves to get her ass in any danger. I love her now, wanna love her now. I wanna make her be my girl. She's crazy, but she's mine. Troubles in her high heels. She loves McDonald's and she hates Beverly Hills. Wanna know her now, wanna love her now. I wanna make her be my girl. A heartless princess on the throne. She loves to dance and fall asleep alone. Wanna know. She's crazy, but she is mine. Gelelim yorumlarıma. Zaten anlatırken de fark ettiniz. Oyuncuları çok seviyorum. Konusu bence çok güzeldi. Cidden birçok şeye değinmiş olması. Sadece ikilimizin aşk hikayesi değil de yani karakterlerin de olayları, hikayelerini dinlememiz güzel olmuş. Benim belki de tek böyle söyleyebileceğim şey biliyorsunuz dizimizde Kang Ji-wook adında bir karakter vardı. Ben onun için üzüldüm. Ciddi anlamda yani şunu demiyorum. Seth Biol'le beraber olsalardı diyemiyorum. Çünkü orada bir gerçek var yani. Ji Chang-wook var. Ama o karaktere de bilmiyorum çok üzüldüm ben. Kısacası dizide bir tek ona üzüldüm ama bunu kötü bir yorum olarak söylemiyorum. Sadece fikir olarak içimden geçenleri paylaşmak istediğim için. Onun dışında dizinin her kısmına bayıldım. Canım sıkılınca, modum düşünce izlediğim diziler arasında hatta üçüncüyü izledim ben. Öyle diyeyim size. Benim öyle bir ben dizileri tekrar tekrar izleyebiliyorum. Sıkılmıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz diziyi. Bir sonraki önerime kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bol bol videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın.